3 ay gerçekten hiç denize yıkanıyorsunuz o kadar. Tabii yani denize giriyorsun, yıkanıyorsun ama artık saç diplerin hani parmaklar geçmiyor falan. Farelerle yaşıyorsun. Mesela çok aç kaldığımız zaman işte yerlerde badeler vardı. Bir alıyorsun onu, bir bakıyorsun yarısını hani belli ki fare kemirmiş ama umursamıyorsun açlıktan dolayı, öbür tarafında sen kemiriyorsun falan. Belki fare hayır, belki fare de bunlara kızıyor. Tabii. Abi öyle değil mi? Ada benim adam diyor. O yani senin umursamaman değil, hayvan umursuyor zaten. Lan bizimkine yine yemişti arkadaşlar. Kesinlikle vardır böyle bir şey. Çünkü artık adada mesela biz sürekli Hindistan cevizi yiyorduk. Hindistan cevizi közlemi öğrendim. Hindistan cevizi kızartmayı öğrendim. Hindistan cevizi sadeyi öğrendim. Aa. Hindistan cevizinin bozulmuş halinin de çok lezzetli olduğunu Hindistan öğrendim. Hindistan cevizinin bir de burasından çok güzel küşlemesi çıkar. Tabii o her Hindistan cevizinden bir tane çıkar. Hafif kızartacaksın abi. Hafif onu böyle tabii. Fazla değil. Böyle fazla şey yap, tütsüleyeceksin yani o kadar. Yani gerçekten muazzam bir deneyimdi Survivor. Ve demin de dediğim gibi yani bugün arasalar gider misin deseler giderim. Ama oradaki tek sıkıntı insanlar. Yani çünkü dediğin gibi insanların egoları, hırsları, bir takım değerlerin önüne geçmeye başlıyor. Ve bu da doğru bir duruş sergilemeye çalışan insanları bence yoruyor diye ben düşünüyorum. Ben şunu anlamıyorum Survivor'da. Yani şurada bir iş çevriliyor, bir söz veriliyor. Şurada tutulmuyor. Yani bu çok büyük bir ada değil ki, 10 metre ötede zaten veriyorsun. Hani bu nasıl, bir de herkes izliyor da yani. Ya bu nasıl bir şey aynen yani? Şimdi sadece 10 metre, 1 metre de değil ya. Sürekli kameralar önündesin. Ve hani her söylediğin zaten diğer kayıt taraftan altında, kayıt altında. Bir zaman sonra normalleşiyor bu, artık hisset. Belki de, belki de. Yani orası kapalı devre bir alan değil ki, hani sadece kendimiz çalıyoruz, kendimiz oynuyoruz. Milyonların takip ettiği bir... Survivor'a aranızdan mesela gerçekten de gitsem, ben giderim, katılmak isteyenler var mı Survivor'a? Genelde erkekler yalnız. O bayanlar, arkadaş eliyle bile değil, sesle de şey yaptı. Bayanlar da çok az ama erkekler daha ağırlıklı. Kızlardan gitmek isteyen yok mu Survivor'a? Var var. Var. Var, bizim var. Bir bugün, turistimiz var orada. Bugün cahide. Hala Türkiye'de Survivor'a katılmamış gençlerimiz var. Sevil, Dirgül. Bizim turistler cesur çıktı. Bugün hala Survivor'a gitmemiş gençlerimiz var Türkiye'de. Bunlar tabii bizim de. Survivor'a gider miydin? Survivor'a gitmediğimiz gençlerimiz var. Muhteşem Yüzyıl'da oynamamış oyuncularımız var. Ya. Beyaz. Bakın bunlar çok önemli. Bunlar hep yerin oturması gereken. Beyaz, sen gider miydin? Ben zaten bir şey söyleyeyim mi? Benim artık gitmem lazım. Benim artık Survivor'a... Bir Survivor tipi. Yani her erkeğin bir Survivor dönemi... Kişleme falan yapacaksın değil mi orada? Kişleme. Beni, adım benim kişlemeye çıkacaklar şuradan. Survivor'a ben gider miydim? Ben giderdim Survivor'a. Giderdim. Ne bakıyorsunuz, gider miydin? Giderdim. Fahrettin bir şey söyle. Burada bir tek başımıza mücadele ediyor. Ben giderdim Survivor'a, dönebilir miydim onu bilmiyorum yani ama giderdim. Seninle ilgili bir VTR yaptık. Sen konuşurken eyvah, ben hiç dikkat etmemiştim. Aslında ben sonradan aklıma geldi, sen yaparsın onu da. Allah, ellerini çok konuşurken... Beden çok, dili. Beden dili. Çok kullanıyorsun. Doğru. Özellikle parmaklar sende. Evet. Yani şu parmaklar devamlı, bu böyle 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 devamlı bu parmakla anlatıyor. O parmaklara bizim grafik ekibimiz, grafik animasyon ekibimiz ay, parmakların üzerlerine bir şeyler yerleştirmişler. bakalım sen parmağı oynattıkça neler oluyor, hep beraber bir izleyelim. Şimdi herkes yalnızlaşmaya başladı. Çünkü herkes şunu gördü. Ha, demek ki her hafta Tuğba yazılamıyor. Ama insanların bu şekilde olabileceğini daha ben buraya gelmeden önce tahmin etmiştim. Sen bana ada yaşantısıyla gel arkadaş. Sadece parkurlarda değil. Ama önemli olan ada yaşantısında sen nasılsın? Ben burada insanlığımı kaybetmek istemiyorum. Ben merkezde gibi görünüyorum ama hepsiyle diyaloğum var. Hiçbirinin birbiriyle diyaloğu yok. Yani niye bu savaşın içine girdin Atakan? Niye insanları örgütledin? Hep yek burada bir Tuğba Özay'dır, bir Yılmaz Morgül'dür, bir de Nagihan'dır.
kimsenin arkasından konuşmuyor, kimse için hesap kitap yapmıyor, onu ona düşürmeye çalışmıyorsan benim için gerçek Survivor odur. Ay süpersin evet. Ya. Ben tabii bunları nasıl yansıdığımızı hiç bilmediğimiz için orada. Gerçekten Zara'nın dediği gibi bir müddet sonra unutuyorsun belki de bazı şeyleri. Hani normalleşmeye başlıyor. Ama çok güzel olmuş ya ekibinize. Ekibin ellerine sağlık. Belki. Beyaz Soy ekibine sağ olsunlar. Teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,